Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı. Temsilciliklerde ve gümrüklerde toplam 717 binden fazla kişi sandığa gitti. Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turu için yurt dışında oy verme işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Yurt dışında toplam... Evet değerli izleyenler, şimdi Hatay'a gideceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Defne Hastanesi açılışına katılıyor. Kameralarımızı hemen o noktaya çevirelim. Evet değerli izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesi Hatay'ı ziyaret etti. Tabii iki liderin deprem bölgesi ziyaretlerini şu anda MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor. Kulak verelim. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Hatay ilimize 4. ziyaretimizdir. Bu ziyaretimiz esnasında Hatay'ı çok yakından incelemiş, nelerin olduğunu, bundan sonra nelerin yapılabileceği üzerinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey, değerli kadrosuyla, yönetim kabiliyetiyle, tecrübesiyle her şeyi inceden inceye dokuyarak yeniden Türkiye'yi yaşanabilir bir ülke, kardeşçe bir araya gelinebilecek bir ülke haline getirmenin çabası içerisinde olmuşlardır. Bunun sonucu olarak birçok hizmetler sunulmuştur. Depremler yaşanmıştır. Sel felaketler olmuştur. Yangınlar olmuştur. Sosyal ekonomik sorunlar tabiatıyla ortaya çıkmıştır. Fakat dünyada örneği görülmemiş olan bir deprem felaketiyle ülkemiz karşı karşıya kalınınca yapılacak olan şeyler de belli bir prensip içerisinde, ilke içerisinde sürdürülmek istenmiştir. Bunlardan bir tanesi mutlak surette acımızı hafifletebilecek çabaların ortaya konmasıdır. Bunu yapabilmek için acılıyız, hüsranlıyız ve birçok vatan evladımızı kaybetmişiz. Onların ailelerine sahip çıkmak, onlarla yakından ilgilenmek devletimizin ve milletimizin görevidir. Öte yandan böyle bir çalışmayı yaparken yaralı olmuş insanlarımızı Türkiye'nin birçok hastanelerine göndermek suretiyle tedavilerini mümkün kılmak da devletimizin görevidir. Dolayısıyla öncelikle şehitlerimize, hayatını kaybetmiş olan vatan evlatlarımıza, kardeşlerimize teşekkürle başsağlığı diliyor. Yaralı olan vatandaşlarımızın da tedavisi konusunda gayret gösteren başta sağlık personelimiz olmak üzere devletimizin yetkili kuruluşlarına da teşekkürlerimi sunuyorum. Muhterem kardeşlerim, böyle bir süreç tam 124 günden bu yana devam etmiştir. Böyle bir felaket 11 ilde olmuştur. 14 milyon nüfusu kapsamıştır ve birçok ilçemiz yerle bir olmuştur ve özellikle de enkazın kaldırılması önemli bir çabayı gerektirmiştir. Bununla da yetinilmemiştir. Dünyanın hiçbir yerinde örneği görülmeyen şekliyle bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konuya yaklaşırken evvel emirde enkazların kaldırılması, saniyen beslenme, salisen de konutların yapılması konusunu ele almak mecburiyetindeydi. Bunları da yapmıştır
ve 5 yıllık tecrübesiyle 21 yıllarda olan yönetim desteği, birikimi ve tecrübesiyle bunların hepsi başarılmıştır. İşte bunlardan bir tanesi de aynı zamanda sağlık hizmetlerinin giderilmesidir. İşte bu görmüş olduğunuz eser ve benzeri birçok hastanemiz bu deprem bölgesi içerisinde Sağlık Bakanımızın, onların yönetim kadrosunun, doktor, hemşire, hasta bakıcı kardeşlerimin üstün gayretleriyle tamamlanmış ve hizmete geçmiştir. Bugün Defne Devlet Hastanesi bu hizmetlerden birisidir. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Muhterem kardeşlerim, bütün bunların yapılabilmesi dünyanın hiçbir yerinde örneği görülmeyen bir gayretin, başarının, samimiyetin, inancın ortaya konması bundan sonra da devam etmelidir. 14 Mayıs'ta yapılmış olan seçimlerde milletimiz iradesini ortaya koymuş, tercihlerinde bulunmuş ve şimdi 28 Mayıs'ta yeniden bir seçime gidilmektedir. 14 Mayıs'ta değişik görüş ve dünya görüşlerine sahip siyasi kurumlar seçimlere tek başına veya aday olarak, ittifak olarak girmişlerdir. Ve netice itibariyle milletimiz iki tane cumhurbaşkanı adayını belirlemek suretiyle 28 Mayıs'ta tekrar bunları millet iradesine takdim etmiştir. Şimdi 14 Mayıs'ta yapmış olduğunuz çalışmanın yarıda kalmaması gerekir. 14 Mayıs'taki çalışmalar sırasında çok yüksek oranda sandığa gittiniz. Yine gidiniz. Ve sandığa kimleri götürecekseniz de beraber götürünüz. Ve 28 Mayıs'ta Türkiye'yi başsız bırakmamak lazımdır. Türkiye'de hizmeti yarıda bırakmamak lazımdır. Bu millet bu yönetim tarzına ihtiyaç vardır. Geçmişe dönülemez. Parlamenter sistemde olmaz. Çok partili koalisyonlarla da ülke birbirini tamamlayarak hizmete giremez. Başarı sağlamış. 5 yıllık imtihandan geçmiş ve bu imtihanda da sonuçlu sonuç almış bir yönetimin devamında yarar vardır. Bu yönetimi yarıda bırakmak, memleketi yarıda bırakmaktır. Bu yönetimi yarıda bırakmak, deprem felaketinde sunulacak hizmetleri yarın belirsizliğe itmektir. Bunun için 28 Mayıs seçimlerine mutlak surette gitmelisiniz. Bu eserlerin devamını arzuluyorsanız Recep Tayyip Erdoğan diyebilmelisiniz. Buna inanıyorum. Mesela şuradaki çok güzel bir ifade var. Yapacağız dediniz, yaptınız. Yolunuz açık olsun Recep Tayyip Erdoğan. Onu da ilave etmek lazımdır. Bu düşüncelerle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 28 Mayıs'a yüksek bir katılımla katılmanızı istiyorum ve Cumhurbaşkanlığı tartışmasına son verip ikinci dönem Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesine liderlik yapacak olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da elinize aldığınız mühürle Recep, Recep, Recep deyiniz. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum.